yeni dönemlik bir arazi üzerinde çalışmalarımızı başlattık. Gittiğimizde 500 bine yakın insanın sınıra doğru göç ettiğini gördük ve hızlı bir şekilde merkezden göç devam ediyoruz. Askerimizin olduğu bölgeleri de ziyaret ettik. Şu an orada sıcak çatışmalar var. Bomba sesleri yanına kadar düşen bombaları müşahede ettik. Onun için kötülerin dolduracağı bir noktalık yer bile bırakmamak lazım. Dünyayı iyilik güzellik kurtaracak. Sınırımızda savaşın masum, günahsız çocukları ve insanları. Siz üşüdünüz, ben dondum. Siz açtınız, ben yemek yerken her lokmada aklımdaydınız. Lokmalar boğazıma dizildi. Elimizden size gönderebileceğimiz yardımlardan başka bir şey gelmiyor. Gönderdiğimiz malzemeler sevgiyle toplandı. Sizi düşünerek toplandı. Umarım bir müddet de olsa sizi ısıtır. Umarım bir müddet de olsa sizi doyurur. Amin. Ve dilerim dünyanın hiçbir yerinde savaş olmaz. Hepinizin çok iyi bildiği gibi bu Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlarımıza güçtür sayenizde yardım gönderdik. Bugün de İçişleri Bakanlığımızın ve Valiliğimizin talimatları doğrultusunda İdlib'e yardımları gönderiyor. Çok iyi bildiğiniz gibi Suriye'de yıllardır süren bir iç savaş var. Bu iç savaştan en fazla etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılar. Bunların ne halde olduklarını hepimiz az çok televizyonlardan görüyoruz, biliyoruz. Onun için biz de biraz olsun onları rahatlatmak, ihtiyaçlarını temin etmek üzere bu insani yardım tırını doldurduk ve gönderiyoruz. Bu tur birazdan hareket edecek. Buradan Marmara Ereğlisi'ne gidecek. Orada Tekirdağ Valiliğimizin koordinasyonunda temin edilen yine ihtiyaç malzemeleriyle ilgili 5 tırla birleşip 6 tır olarak Hatay üzerinden İdlib'e ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıkacak. Çok değerli yardımları olan özellikle bildiğim birkaç kişinin ismini geçmeden yapamayacağım. Öncelikle Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Yönetim Kurulu Başkanımıza, değerli müdürüne, yine Çetin Grup, Ahmet Çetin ve oğluna, yine belediye başkanımıza, müftülüğümüze, Milli Eğitim Müdürümüze ve değerli okul müdürlerimize, harçlıklarıyla yardımcı olan öğrencilerimize, hayırseverlerden Serkan Karagöz'e, Siyasi Parti ilçe başkanımıza, sivil toplum kuruluşlarına, Taşıyıcılar Kooperatifi. Taşıyıcılar, evet, motorlu ama motorlu, motorsuz değil. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkanımıza ve bizimle işbirliği yapan özellikle Hayrat Vakfı'na ve diğer sivil toplum kuruluşlarına, tek tek dediğim gibi sayamayacağım burada. Ve de özellikle töreni neden burada yapıyoruz? Bir de o konuda birkaç cümle söylemek istiyorum. Gençlik merkezimiz kısa bir süre önce faaliyete başladı biliyorsunuz. İçinde bulunduğumuz bina. 7/24 açık, çay bedava. Herkesi burada etkinliğe davet ediyorum bu arada. İlçe müdürümüz ve il müdürümüz de burada, İl Gençlik Spor Müdürümüz. Gitgide sayılarımız artıyor, faydalanan sayılarımız. Dediğim gibi 7/24 açık burası. Devamlı. Spor yapmak isteyen, herhangi bir kursa katılmak isteyen, kütüphaneden faydalanmak isteyenler de buraya gelebilir. Bu arada onu da belirtmiş olayım. Ben tekrar hayırseverlerimize dönmek istiyorum. Hayırseverlerimiz Tekirdağ il genelinde birinci sırada Çerkezköy olarak. Onlara ben en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ve de ne kadar gurur duysak ilçe kaymakamı olarak azdır diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Tırın kaza bela olmadan ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve de yardımları dağıtmasını bir an önce diliyorum. Ha, bu kampanyamız devam edecek bize gelen talimatlar doğrultusunda. Bilginiz olsun. Yardımlarınızı yine aynı şekilde beklediğimi de belirtiyorum. Hepinize saygı ve sevgiler.
dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Dernek halkına